Herkese selamlar arkadaşlar. PİK programlama dersine hoş geldiniz. Bu dersten itibaren PİK programlama ile ilgili işlemleri yapacağız. İlk derste C dilinde değişkenler nasıl tanımlanır? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi boş bir ekran karşımıza çıktı. Bu PIC-C Compiler. İDE'si arkadaşlar bu IDE üzerinden biz PIC'leri, PIC mikrodenetleyicilerini programlayacağız. Bu arada bizim yapacağımız eğitim serisi biraz embedded C, yani gömülü sistemlerde kullanılan C dilinin yapısıyla birlikte başlayacak. Ondan sonra yavaş yavaş uygulamalara doğru ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yapabilmemiz için sıfırdan bir program oluşturmamız gerekiyor. Daha doğrusu proje diyelim biz ona. New kısmında arkadaşlar Project Wizard diyerek arkadaşlar proje kurulumunu gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bunu nereye kaydedeceğimizle alakalı dosya diyalog ekranı karşımıza geldi. Burada dosyayı kaydedeceğiz. Şimdi ben bir klasör oluşturdum. Siz de herhangi bir noktaya kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak klasör olarak kaydederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü proje dosyası oluşturulduğunda yaklaşık 10-12 tane dosya ortaya çıkacak. Bu karışıklığa sebep olmaması için klasör içerisine kaydediyoruz. Dosyanın adını main değil de mesela ne diyelim? Değişken olsun. Ve bunu kaydet diyerek kaydediyoruz. Sonra arkadaşlar bir kurulum ekranı karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde biz kullanacağımız mikrodenetleyici seçimi ve sonrasında onunla alakalı başlangıç ayarlarını seçebiliyoruz. Biz kendi video serimizde arkadaşlar 16F877 mikrodenetleyicisini kullanacağız. Burada birçok mikrodenetleyici mevcut. Bunlardan 877 serisini seçiyoruz. Sonra arkadaşlar kendi Integrated Chip Debugging kısmı var. Restart, Watchdog Timer denilen vesaire kısımları var arkadaşlar. Şimdilik bunlarla alakalı herhangi bir oynama yapmıyoruz. Yanda 20 MHz osilatör frekans ayarı var. O aynı şekilde kalacak. Ve sonra arkadaşlar başlangıç yapılandırma fuse ayarlarıyla alakalı bir takım yapılandırma var. Biz burada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Varsayılan olarak header file'ında konfigürasyonlar bu şekilde kalacak. Bu ayarlarla birlikte OK dediğimiz zaman arkadaşlar bu dosyayı tanımlamış olduk. Şimdi bu projeyi açabilmemiz için tekrar buraya geliyoruz. Open diyoruz. Project dediğimiz zaman arkadaşlar ekran karşımıza çıkıyor. Şimdi PIC programlama dersleri diye bir klasör oluşturmuştum ben. Değişken olarak kaydetmiştik. Ben bunu aç diyorum. Evet, karşımıza bir ekran çıktı. Burada varsayılan ayarlar var. Timer, ADC, PSP, SPI gibi bir takım yapılandırma ayarları var. Bu aşamada bizim bunlara herhangi bir şekilde ihtiyacımız yok. Bunları silebiliriz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk şey bir değişken tanımlama. Bugün arkadaşlar ben bir dairenin alanını hesaplayacak program yapmayı düşünüyorum. Bununla alakalı işlemleri yapabilmemiz için öncelikle pi ve yarıçap olmak üzere hatta sonucunda alan meydana gelecek 3 farklı değişken tanımlamam gerekiyor. İlk yapmam gereken şey yarıçap. Integer diyorum. Integer bu arada bir veri tipidir. Bu değişkenler tanımlanırken başına veri tipi yazılarak tanımlanır arkadaşlar. İkinci derste veri tiplerini işlerken bunu daha detaylı işleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bir takım değişken tanımlama kuralları vardır. Bunlardan biri değişken tanımlanırken arkadaşlar Türkçe karakter kullanılmıyor. Mesela ben yarıçapı Türkçe karakter kullanarak yazmaya çalışayım. Ve bunu boot ederek sonucunu bir görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi illegal karakter in input file diyor. Giriş dosyasında yani değişken.c dosyasında illegal C karakteri olduğunu söylüyor. Türkçe karakteri kabul etmediği için hata veriyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı en yakın İngilizce alfabesinde olan
I ve C harfleriyle değiştiriyorum arkadaşlar. Artık boot ettiğimiz zaman evet herhangi bir hata vermiyor. No errors diyor. Artık bununla alakalı işlemleri gerçekleştirebiliriz. İkinci bir değişken ise P diyeceğiz. Bu da float tipinde ondalık bir değer olacak. Float P diyelim. Buna da 3.14 diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar alan dediğimiz bir değişken tanımlayacağız. Buna da başına veri tipini belirtmemiz gerekiyor. Veri tipi olmadan mesela veri tipi olmadan ne diyebiliriz? Alan noktalı virgül diyeyim. Ne olacak? Onu görelim. Evet bu sefer arkadaşlar undefined identifier diyor. Yani bunu tanımlayanın olmadığını bize hata olarak veriyor arkadaşlar. Başına bir veri tipi tanımlayıcısı koyuyoruz. Bu da float demek. Şimdi integer ne demek? Integer tam sayı arkadaşlar. Bizim günlük hayatta kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4'ten başlayan sonsuza kadar giden tam sayılardır. Float ise ondalıklı sayıdır. Yani noktalı sayı. 3.14 buna örnektir. Kesirli sayılar da diyebiliriz. Mesela 2 bölü 5, 3 bölü 2 bunların hepsi float tipi bir veri. Alan dediğimiz değere neden float dedik? Çünkü integer ile float'ın çarpımı yine kesirli bir sayı ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı buradaki alana ben float ondalıklı sayı sonucunu verdim. Bu arada her satırın sonuna arkadaşlar fonksiyon blokları hariç her satırın sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Yoksa program bunu da deneyelim. Evet expecting a diyor arkadaşlar. Ve noktalı virgül ifadesini belirtiyor. Yani her satırın sonuna noktalı virgül koymanız gerekiyor. Şimdi bu değeri bir yazdırmaya çalışalım. Printf tırnak içerisinde dairenin alanı 2 nokta üst üste diyelim. Yüzde f ve virgül koyarak buraya alan yazmamız lazım. Dairenin alanı eşittir alan olacak arkadaşlar. Buradaki konular biraz ileri düzey olduğundan dolayı şu an için çok detay vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki yüzde ifadesi koyulan yere ondan sonraki virgülden sonra belirtilen değişken değeri neyse arkadaşlar yerine o geçer. Yani dairenin alanı eşittir alan olacak. Alanın içerisindeki değer olarak düşünebilirsiniz. Ama alanı hesaplayabilmemiz için bu alanın neye eşit olduğunu görebilmesi lazım. Alan eşittir. Yarıçap çarpı yarıçap çarpı pi diyeceğiz arkadaşlar. Yani alan pire kare ifadesine denk geldiği için pi çarpı yarıçap çarpı yarıçap olacak. Böylelikle alanı hesaplamış olacağız. Sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Aynı şekilde printinin de sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Ve bu durumu çalıştırmak için bir build ediyoruz arkadaşlar. Evet, hiçbir hata vermedi. Build programı syntax'ına göre çalışıp çalışmayacağının kontrol edilmesiyle alakalı bir yapı arkadaşlar. Build sonucunda herhangi bir hata almıyor isek, error olarak belirtilen değerler hata oluyor. Herhangi bir hata almıyorsak programımız başarılı bir şekilde compile edilecektir demek. Yani başarılı bir şekilde çalıştırılacaktır demek. Bunu compile ederek arkadaşlar bizim mikro denetleyicimizin çalıştırabileceği bir formata çeviriyoruz. Şimdi bu sonucu görebilmek için Proteus dediğimiz programda bunu bir sınamamız lazım, simüle etmemiz lazım. Sıfırdan nasıl yapılacağını görmemiz için arkadaşlar ben yeni bir proje oluşturacağım. New project diyoruz. Buna yes diyerek kapatacağım. Evet. Bunun adını diyelim ki peak sanal iletişim olsun. Çünkü sanal olarak biz verileri yazdıracağız arkadaşlar burada. Bu değerleri hep default olarak bırakıyoruz. Çünkü bunlarla alakalı herhangi bir işimiz yok. Sadece simülasyon işlemi yaptıracağız burada. Burada no libraries found diyor. Bunun hatası şundan kaynaklanıyor. Çünkü programı yönetici olarak çalıştırma işlemi yapmadım. Bunu kapatacağım. Yönetici olarak çalıştır diyeceğim. Arkadaşlar klasörün içerisine geldiğim zaman arkadaşlar kendi
kaydettiğim yerde profesyonel olarak ben bunu kaydetmiştim. Şimdi yönetici olarak çalıştır diyorum. Eğer siz de benzer bir hatayı alırsanız, no library found, eğer yani library bulunamadı diyorsa bu hatanın sebebi bu. Son kaydettiğim dosya burada arkadaşlar. Recent Project içerisinde açarak bununla alakalı işlemleri yapacağız. Burada kütüphane dosyaları seçeceğim. İlk olarak pick 16F877 diyeceğiz. Okey diyorum. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Burada sanal bir işlem olduğu için gerçekte yani herhangi bir gerilim vesaire vermem gerekmiyor. Ama eğer siz realde çalıştırmanız gerekiyorsa osilatör in ve out, clock in clock out kısmına bir osilatör harici kristal bağlamanız gerekiyor arkadaşlar ve dışarıdan gerilim vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekte çalışmayacaktır. Biz simülasyon üzerinde çalışma yaptığımız için arkadaşlar bunu ignore ediyoruz şu anlık. Bunun dışında biz sanal olarak bir virtual port yani sanal port çalıştırmam lazım. Çıktıları görebilmemiz için. Bunun üzerine temelde iletişim için iki tane pin var. Bir tanesi RX, bir tanesi TX. RX pini receive anlamında bilgilerin alındığı port. Bu mikro denetleyicinin TX portuna bağlanacak arkadaşlar. 25. bacak oluyor. Buradan aldığımız değeri RX'e bağlıyoruz. Mikro denetleyicinin RX bacağında diğer TX'e bağlıyoruz arkadaşlar. Böylelikle karşılıklı olarak bağlantı tamamlanmış oluyor. Mikro denetleyicinin üzerine tıkladığımız zaman program file olarak çalıştıracağı hex kodunu yüklememiz gerekiyor. Bu da kendi kayıtlı olduğu yer olacak. ICD uzantılı dosyayı buraya yükleyeceğiz arkadaşlar. Aç diyoruz. Okey dedikten sonra artık simülasyonu çalıştırabiliriz. Az önce videoyu kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Herhangi bir değer vermediği için. Burada ben yarıçap değerine girmediğim için program çalışmadı doğal olarak. Eşittir 5 diyorum. Herhangi bir değer olarak değiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez ama 10 dakika sayı olmaması lazım. Bunu tekrar build ederek değişikliklerini doğrulaması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa program görmeyecektir. Şimdi compile ediyoruz. Yeni kod ürettik. Proteus'ta bunu yenilemenize gerek yok arkadaşlar. Sonuçta hep aynı hex dosyası olduğundan dolayı aynı kalacak. Tekrar çalıştırıyoruz. Debug kısmına geldik. Arkadaşlar bir ara hata oldu. O sorunun çözümü arkadaşlar frekansını değiştirmememle kaynaklanıyormuş. 20 MHz'e çektikten sonra bu sorun düzeldi. Çalıştırdığımız zaman debug kısmından sanal terminale geliyoruz ve gördüğünüz gibi dairenin alanı eşittir 78.5 diyor. Böylelikle 3 farklı veri tipi tanımladık ve bu veri tipine değerler atadık. Sonucunu yazdırmayı öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.